Ben bunu sıklıkla kullanıyorum. Bu 1940'lar, 50'ler, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bilim aldı, yürüdü. Daha bilimsel bir bakışla alakalı bir şey geliştirmek zorunda kaldık. O şimdi teknolojiye döndü. Teknoloji de hayatımıza giriyor. Artık yani baş etmekte zorlanacağımız kadar çok bilgiye sahibiz gerçekten. İşte baş etmekte zorlanacağımız kadar teknolojiyle karşılaşıyoruz. Hem de günden güne artıyor yani. Her yıl çıkan her cep telefonu yepyeni aslında başka konuşulacak konular getiriyor önümüze, burnumuza. Bu değişim aynı hızla da bir süre daha devam edecekmiş gibi de görünüyor. Çünkü elde ettiğimiz bilgiler, şimdi yapay zeka diyeceğiz, otonom diyeceğiz, daha teorik konuşuyoruz. Bunlar hayatımıza da giriyormuş gibi. Bu da ahlaken bir sürü şeyi yeniden sorgulamamızı gerektiriyor. Yani yeniden yeniden gerçekten kritik bir sürü soru sormak zorunda kalıyoruz. Hani şimdi birazcık bu konuya heyecanlı olanlar, sen ben gibi adamlar şimdi sorguluyor. Ama henüz hayatımızın birebir gerçekliği değil. Ama 10 sene sonra gerçekten burnumuzun dibinde olacak gibi görünüyor. Çözmemiz İşte, gereken sorunlara dönüşecek. Aha, yani işte dijitalde yazdığın ve gerçek bir kimlik gibi seninle konuşan yapay zekanın kişisel hakları olacak mı gibi saçma sapan bir sorudan başla. Çin'de şeker hastalığına karşı dirençli halde doğumu sağlanan genetik yapısıyla oynanan çocuğun haline kadar gider. Bu artık bir gerçeklik hayatımızda. Yani böyle bir insan var gerçekten, baştan organize edilmiş. Bir sürü ahlaki problemle karşılaşıyoruz. Şimdi eskiden şöyleydi. Bir konu hakkında bilgi edinmen gerekiyordu. Edinip yorumlaman, o yorumladığın hale göre doğru ve yanlışlara karar vermen, tavır almaman gerekiyordu. Şimdi bu o kadar hızlı gidiyor ki güncel hayatı. Yani herhangi bir günlük gazete akışına sabahleyin 2 saat var. Bir sürü karar vermen gereken bir ahlaki sorunlar silsilesi var. İç içe geçen. Burada artık galiba daha sağduyulu olmak gereken, yani sağduyuna güvenerek davranman gereken yeni bir şey geliyor. Bu sadece bilgi yetmiyor. Çünkü o bilgilere yetişmemiz, erişmemiz mümkün değil. Yani başka bir zeminden bakarak bu konuya bir tavır almak, bir üslup geliştirmek gerekiyormuş gibi görünüyor. Şimdi sağduyu demekle ne kastettiğini sormam lazım. Şimdi sağduyu demekle ne kastediyorumu gel beraber tartışalım şeyin tamam. İçerisinde. Ben sağduyuyla karar vermek derken mesela senin azine nasıl bir şey geliyor? Şöyle bir şey geliyor. Aslında genel teori, işte Batı bunu böyle tarif ediyor. Çok tuhaf bir halimiz var. Zaten bu çelişkiyi aslında sohbetini yapmak istiyorum. Batı da bunu konuşuyor olsaydık, kamuya yansımış genel hal diye tarif ederdik. Onlar çünkü böyle tarif ediyorlar. Common sense diyorlar zaten. Ha, yani yaygın duygu. Yaygın duygu, insanların topluca hep beraber hissettiği, genele ait hissedilen duygu diye tarif ediliyor orada. Bizde ise mayadan gelen anlamına geliyor. Evet. Sağduyu. Mayan da varsa vardır, yoksa yoktur. Sağduyunun eski Osmanlıca'daki karşılığını biliyor musun? Az evvel baktım sen sağduyu deyince. Hissiseliyim. Yani burada bir hoşluk, barıştırıcılık, birleştiricilik tınısı da var. Yani sadece yaygın olan değil, belki yaygına zıt olan ama barıştırıcı ve birleştirici. Zaten söylemek istediğim şey o. Yani aynen. Biraz Batı-Doğu kültürü çakışması varmış tabii. Gibi görünüyor. Bizde bu bireyle ilgili bir şey. Atıyorum Avrupa'ya gittiğinde bu kamuyla ilgili bir şey. Yani genel olarak kitleyle tabii, ilgili bir tabii. Şey. Şimdi biz ama bu çatışmanın nelere mal olduğunu da fark edelim. Yani sağduyulu evet, geliştirmekle evet. Alakalı. O zaman sağduyu eğitimle geliştirilebilir bir şeymiş gibi görünüyor. Burada bizde Allah'tan gelir ya da yukarıdan gelir gibi. Yani mayanda varsa vardır yoksa yoktur gibi oluşuyor. Yani bu çatışmanın kendisini de... Aslında şöyle anlıyorum ben. Yani mayanda varsa vardır gibi değil de özellikle yani kültürü biz öncelikle anneden başlangıçta sözsüz sonra sözlü olarak sözlü kısmını da anlatılardan, hikayelerden, masallardan, yani geleneksel kodlardan alıyoruz bir şekilde. Şimdi bu geleneksel kodların bir özelliği var. Binlerce yıl boyunca kültürel seçilime tabi. Ne demek istiyorum? Hani evrimde doğal seçilim konuşuyoruz ya hep. Nedir o? Faydalı olanın, işte uyumlu olanın hayatta kalması gibi. Faydalı olan değil de uyumlu olan biyolojide. Yani bunun güçlü müçlü olması gerekmiyor. Uyumlu olması önemli. Uygun olması. Uygun olması. Toplum içinde işlevsel olan, işe yarayan toplumu bir arada tutan, bir şekilde onun faydasına olan bilgiler böyle bir kültürel seçilimle aktarılmaya devam ediyor. Şimdi sağduyuyu oluşturan şey aslında bizdeki tanımıyla, o hissi selimden de aldığım ilhamla toplumda işe yarayan kodlar bağlamında düşünmek. Yani olan değişikliklere dair bir karar vereceğin zaman o toplumun yararına aktarılmış olan kodlar eşliğinde düşünebilmek. Ve bu kamunun yaygın olarak yapabileceği bir şey olmaktan çıkıyor. Yani bu artık akil insanların en azından toplum kültürünü özümsemiş, ona yabancılaşmamış,
o kodlar bağlamında düşünebilen kişilerin bir yeteneğiymiş gibi duruyor. Ve sağduyu aslında akil insanın davranışına dönüşüyor böyle baktığın zaman. Şimdi benim kafamda kurguladığım sistem bu. Bir insanın sağduyulu olup olmaması da tamamen o insanın irfanı ve hayat görgüsüyle ilgili bir şey gibi duruyor. Şimdi common sense kitlesel davranışın ortak kabullerini ne gönderme yapan bir şey. İnsanların çoğu böyle inanır, böyle davranır. Şimdi bu bir toplumun hani yönetemeyeceğimiz ama tespit edebileceğimiz bir özelliği. Diyebiliriz ki bu toplumda böyle bir common sense var. Ama o sağduyu dediğin zaman buna ya da barıştırıcı, birleştirici o yeni anlatı modeli üzerinden kararlarımızı dönüştüren bir etkiye sahip olduğu zaman işte o zaman üzerinde mühendislik yapmak, o zaman üzerinde düşünmek, o zaman insanları onun etrafında toplamak falan gibi ekstra bir iş çıkıyor. Yani farklı bir anlama geliyor bu benim için. Mesela sağduyuyla davran. Adam psikopat. Tamam en uç örneğin var. Sağduyu. Şimdi adamın sağduyusu hani biz genel anladığımız anlamda düşünürsek öldüreyim ben bunu diyor. Yani ben keseyim kafasını tertemiz sorunum oradan kalksın. İşte adamın sağduyusu öyle çalışıyor. Ama Halim Selim düşünce sahibi bir insan ne diyor? Bir dakika sabret şunu yap bunu yap işte bekleyelim görelim sonucu ne olacak falan gibi. Çoğu zaman dürtülerimizle, arzularımızla, ödül beklentimizle zıt düşen, sabrı bilmem neyi gerektiren, daha komplike adımları öneren bir karar dizgesine sürüklüyor gibi gözüküyor bize. Yani common sense ile sağduyu bayağı farklı gibi gözüküyor. Şimdi böyle açınca böyle oldu. Ben de acaba üzerine düşünmemiştim ama bayağı farklı gibi duruyor yani. Evet evet yani evet. Bu benim için şaşırtıcıydı. Çünkü bizim ben şeyle ilgilendiğimi biliyorsun ya bu Doğu Batı kültürü diye işi kolaylaştırmak için ayırıyorum. Sen böyle sıfatlamaları çok sevmiyorsun ama ben ürün kafası yani bir şeyleri ayıracağım. En güzel. Bunu sentezleme üzerine, iletişimde sentezleme üzerine yani bu iki yapıyı birbirlerine daha anlaşılır hale getirmeyle alakalı da heveslerim var. Ara ara başka şeylerle uğraşıyorum. Orada fark ettiğimiz içeriklerden bir tanesi bu. Yani bizim topluca doğal olarak toplumun genel kanaatini sezip o kanaate uygun refleks geliştirmeyle alakalı bir yatkınlığımız yok. Bunun gelişebilmesi için zaten burada eğitime sırtımızı dayamamız, işte o toplumun genel kanaatini bilmeye dair bir duyarlılığımız, onu duymayla alakalı bir kanaatimiz olmalı. Yani hani çok plastikleştireyim, yani bir uzlaşma zeminimiz olmalı bununla alakalı. Ama bizde bu uzlaşma zemininin de olmamasını sağlayan şey, herkesin bireysel bir durumu var ve sonucunda işe yarıyorsa ona sağduyulu, yaramıyorsa da sağduyulu değil diyoruz. Evet. Ve o bireysel kanaatin getirdiği bir şey. İyi niyetli oluyor olabilir, hepsi de iyi niyetli olabilir. Bu da yani bir şeye işte yepyeni bir şeylerle karşılaşıyorsak devamlı kafamızın karmaşıklaştığı, herkesin bireysel olarak bir davranış gösterdiği, belki de bakınız fanatizm yani işte bizi hızlı fanatizme sürükleyen şeylerden bir tanesiymiş gibi görünüyor. Evet. Acaba düşünme yöntemi açısından, yöntemsel bir bakış açısıyla bunu anlatmak, bunu fark ettirmek belki de mümkün olabilir. Bu eğitimin içerisinde yer alabilir ya da... Ya şöyle, şimdi dikkat ettim de common sense'ın karşılığı var mı başka bir kelime? Ya ben bilmediğimi fark ettim. Yani sağduyu değil o. Yani onun yerine başka bir şey. Kamu vicdanı dediğimiz bir şey var. Mesela ben biraz önce sen konuşurken o kamu vicdanı takıldı aklıma. Hı hı. Şimdi kamu vicdanı sözü muhtemelen yine sadece bizim dilde ya da benzer kültürlerin dilinde vardır. Çünkü vicdan da biraz netameli, evet, çok evet, yani hani böyle eastern bir şey, böyle doğusal yani, bir şey. İçinde acıma duygusu var. Aslında hoşlanmadığımız bir tını var, bir katman var. Şeyden, ondan da öte. Aslında bir yüksek karar verici de var vicdanın içinde. Şimdi vicdan mesela şeydir, yani bir şeyi Alev Alat'la işte Cumhurbaşkanlığı konuşmasında bir şey söylemiştim. Ben çok etkilenmiştim oradan. Yani işte bir borcundan dolayı evi haraç mezat satılan bir arkadaşının evini ucuz fiyata almak, evet kanunidir, yasaldır ama helal değildir demişti. Vicdani değildir. Yani vicdan aynı zamanda böyle de bir karar mekanizması. Şimdi kamu vicdanı dediğimiz şey tabii ki common sense denen şeyin karşılığı değil ama benim mesela burada güvenebileceğim bir şeydir. Burada ben buna güvenirim. Yani mesela bir şey bilmiyorum. Mesela bir Danimarka'da buna güvenir miyim bilmiyorum. Danimarka'da yaşarken o kamu vicdanı bilemem. Mesela işte bebek arabanı dışarıda bırakabilirsin. Yani orada çocuğun güvende olur. Kimse ona ilişmez. O okey. İnsanlar çok mutludur. Hede hede falan ama mesela kamu vicdanı dediğim şey insanların toplam olarak iyi ve kötü algısının kültürel olarak iyi oturmuş olduğunu düşündüğüm bir yerdeyim ben aslında. Türkiye'yi ben öyle görürüm. Ama sağduyu, öğrenilmişlikler, tarafkirlikler ve fanatiklikler bu
vicdani kodlara gözümüzü kapatabildiği için, bizi geçici ya da kalıcı olarak körleştirebildiği için biz çok kötü davranabiliyoruz, çok kötü olabiliyoruz. Burada belki işini kolaylaştırabilecek bir şey var. Yani şimdi seni dinlerken buna katılmadığımı düşündüm ama aslında başka bir şeyi daha fark ettim. Daha küçük gruplar konuşuyorsak, mesela kasaba ya da köy hikayesi konuşuyorsak Türkiye'de, buna ben de güvenirim. İstanbul'da ama, ben de güvenmem. Doğru. Sadece oraya İstanbul'da değil ama biz artık %92 şehirde yaşıyoruz. Öyle. Yani ve bu son 30 yılda değişen şeylerden bir tanesi. Ve yani artık o yüz binler, on binler, yüz binler ya da milyonlar olarak bir araya geldiğimizde galiba bu işte küçükten büyüğe evrimleşemeden, düzgün evrimleşemeden büyümenin getirdiği sonuçlardan bir tanesi. Ben bu arada şey söyleyeyim. İstanbul'un yani yarısından çoğunun şehirli olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bir şehire işte, taşınmakla şehirli olunmuyor. İşte evet. Yani o şey hala var. O kırsal kafa hala duruyor. Bunu daha düşük bir şey olarak söylemiyorum. Yani o kamu vicdanı diyebileceğim şeyin kodlarını taşıyan insanlar hala şehirli. Bana kamu vicdan deyince tabii ben manipüle edilmiş bir zihinde düşünüyorum bu konuyla alakalı. Bunun aynı anlamı yüklemiyoruz. Yani ben siyaseten manipüle edilmiş bir alanı artık bunu kamuoyuna karşı bunu da anlatamayız dediği hali isimlendirirken kullandığı şeymiş gibi geliyor bana. Tabii. Tamam. Ya mesela toplum sözleşmesi de bir ara öyle cılkınlar. Sen benim elime kalsan ben seni 100 yıldan yatırdım ama kamu vicdanı buna izin vermiyor gibi bir şey geliyor. Ama yani ben biraz daha genel vicdan sözünün gerçek literal anlamı, olası anlamları üzerine kurduğum bir şey. Yani mesela bu toplumun ben total davranışta, toplam davranışta büyük hatalar yapmayacağına kaniyim. Bak bu benim toplumuma olan taraflı bir güvenim de olabilir ama burada bir şey var. Yani merhametlidir benim insanım. Abi, yani mesela birkaç yıl üst üste çok yakın gündem olduğu için yani üniversite sınav sorularını çaldı ve o çalınmışlıktan herkes paydalandı ve o paydalanmışlıkta yani daha i̇şte, ne yapılabilir mesela? Bunu anlatmak istiyorum. Tam söyleyeceğim yer işte burası. Sen işte o sorular işte bir din temelli daha sonra işte terör örgütü olarak isimlendirdiğimiz bir grubun marifetiyle yapılmış değil mi? Şimdi bunu görüyoruz mesela. Bunu fiziken çalanları ve şeyleri kenarda bırakıyorum. Evet, okey. Yani hadi şöyle kenarda bırakıyorum. Onlar konumuz olmasın bizim. Evet. Ama yani hani şunu kabul etmek zorunda kaldık. Yani bunu sağlıklı bir insana kabul ettiremeyiz de yani toplumsal anlamda. Sorunun çalınmış olduğunu biliyorsun. Sana geliyor ve ertesi gün bunu hazırlıyorsun. Böyle kazanıyorsun ve hani böyle statü alıyorsun bir şeyin içerisinde. Ve bu sayı muhtemelen on binler. Tabii. Yani şimdi bunu benim insan psikolojisinde merak ettiğim şey bunun gibi bir toplulukta. Yani işte namusu için cinayet işleyen bilmem ne falan var ya hödö. Mangalda kül bırakmayan bir topluluğu nasıl böyle işte esas tehlike burayı analiz edince gözüküyor bana. Ama işte sağduyu kaybıyla ilgili bir şey ya bu öyle i̇şte, değil mi? İşte bak onu diyeceğim mesela sağduyu ya da kamu vicdanı adına ne dersen de bütün pozitif termihli her şey hangi koşulda buharlaşıyor, hangi koşulda ortadan kalkıyor? Öyle bir hikaye ikame ediyorsun ki yerine. Mesela öyle bir dini hikaye, öyle bir milli hikaye, öyle bir fütüristik ya da öyle bir tarihsel hikaye koyuyorsun ki işin içine yaptığın her türlü zulmü sağduyunun, imanın, idealin, bilmem nenin gereği olarak yapabilir hale geliyorsun. Bu çok tehlikeli bir şey. İnsanı en fazla dara sokan tarih boyunca en önemli sıkıntı ya yanlış olduğunu bile bile birilerinin bir şeyler yapması ama bunu yeni bir fikre, yeni bir güce, nevzuhur bir amaca dayatması. İşte Hitler'in o işte doktorları alınıyorlar, savaş maksimizde yargılanıyorlar. Nasıl yaptınız diyorlar. O kadar insanı gaz odasında öldürürken nasıl not aldınız sakince? Diyorlar ki o zaman öyleydi. Yani emir öyleydi, kural öyleydi. Biz onları insan olarak bile görmüyorduk. Yani şu anda pişmanız. Bak şey online olmuş tekrar. Yani vicdan online olmuş. Ama orada İşte o miligram deneyleri falan filan var ya, otorite olduğunda kötülük yapıyorsun bilmem ne. O yerine ikame edebildiğin otorite ve hikaye, o otoritenin dayandığı hikaye her şeyi değiştirebiliyor. Dolayısıyla bugün mesela sağduyulu davranış işte o yüzden bende biraz soru işareti. Artık şey değil yani selim bir hareket tarzı değil sağduyu. Mesela öyle kodlar yüklenmiş ki adama sağduyulu davran dediğinde mesela ortalığı yakıp yıkabiliyor. Niye mesela onun artık sağduyusunda benim bağırmam ortalığı velveleye vermem lazım. Çünkü işte kötü bir şey oluyor. Ben ona daha büyük bir kötülükle karşılık vermek benim sağduyumun gereğidir gibi bir kod koyabiliyorsun. Ve bu kod bir olay patlatıyor mesela, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu yani sağduyu artık o halim selim güvenilebilir şeyden çıkıyor bu durumda.
ve insanlara en doğrusunu yap dediğinde son derece yıkıcı bir şey yapabilecek hale dönüştürüyor gibi onları. Hani netameli bir mevzu. O yüzden belki de kamu vicdanı gibi, sağduyu gibi, işte bu tarzı selim, aklı selim falan filan gibi lafları bir daha tanımlayıp ortaya bir daha hatırlatarak koymak lazım. Çünkü bunların kültürel bazı ağırlıkları var. Şimdi o ağırlıklar gittiği zaman işte arıza yaşıyoruz gibi geliyor bana. Evet, esas sorumuzu onlar çıkarıyor. Bunda hemfikirim, çünkü sağduyuda bile hani hissettiğimiz şey ya da kelimenin bizdeki oluşturduğu duygusunda bile aslında biz de ortaklaşmamışız. Benim zihnimde tabii bambaşka bir şey canlanıyor. Senin zihninde bambaşka bir şey canlanıyor. Kimsenin bilemeyeceği şeyler, afazi bölümü. Biz bile çoğu zaman tartışırken aynı kelimeleri, aynı kavramları, anlamları yüklemiyoruz. Evet, evet, anlam bulutlarımız farklı. Mesela ben biraz önce senin gözünde hissettim. Ben bu toplumun vicdanına güvenirim diye, bir dakika ya, bütün diyorsun falan. Mesela birçok açıdan ben de senin gibi zarar gördüm. Birçok açıdan görmeye devam ediyoruz. Ama benim aslında kastettiğim hikaye biraz daha bugünün insanını aşan, daha kadim bir hikaye vurgu yapıyorum. Onu anlattığım zaman sen de okey diyorsun. İşte iletişim, tarif etme, bilmem ne, bunların önündeki en büyük panzehir bu yüzden. O kelimelerde ortaklaştığımızda, ortak anlam alanlarını bulduğumuz zaman anlaşabiliyor oluyoruz zaten. İşte o zaman oradan bir yere gidebiliyoruz. Onu yapamayınca kavramlar üzerinde kavga doğuyor. İşte o fanatikleşmeler falan da biraz oradan geliyor zaten. Bunu şundan kaynaklı söyledim. Hep sıklıkla söylüyoruz, sen de söylüyorsun, ben de söylüyorum. Bilgi öbeklerinin tümünü edinmemiz mümkün değil artık. Bilgi için referanslar koyuyoruz araya. Tabii. Kanaat önderleri yerleştiriyoruz. O dedi. Ya o dedi ya da o diyorsa doğrudur ya da bu bir şey. Bu aslında bir markalaşma dilidir de, iletişimde bir formülüdür de. O kişiyi seçerken aslında şöyle bir kolaylık kullanıyoruz. O kadar çok kuantumla alakalı bir şey bilmek zorunda değilim. Gıda, beslenme, mineral, vitamin falan falan bilmek zorunda değilim. Ama mesela ben bu insanın iyi mi kötü mü olabileceğini bilebilirim. Yani daha basit bir şey üzerine duruyor bir şeyde, işi kolaylaştırıyor. Şimdi iyi mi kötü mü olabileceğini bilebilirim kanaati bir batılı için sağduyuyla ilgili bir şey. Böyle hissediyorum. Genel kanaati, yani gerçekten uzlaştığımız bir şeyle alakalıdır şeyde. Bu tavrı sağlıklı buluyorum. Bu nasıl atamayı yapan... Batılı için nasıl sağduyuyla ilgili? Ben onu çok yakalayamadım. Genel kamuoyuna yansımış temel bilgileri kullanıyor. Mesela insanı öldürmek kötüdür, kötüdür. Herkes için. Temel ilkeler bazında düşünüyor. Temel ilkeler bazında. Yani hani evet. o dönemki, yani o geçici bir hikaye değil. Aslında senin çok sevdiğin o kadim biriktirilmiş bilginin bir sonucu. Evet. Yani şeyde. Şeyi bilemem. Acı deneyimlerle öğrenilmiş prensipler. Prensipler. Yani yukarıda işte sağcı olabilirsin, solcu olabilirsin, dinci, dinsiz, Kürt, Türk bilmem ne olabilirsin. Ama aşağıda insan öldürmek kötüdür. Bunu edinmiş olma. Bunu makul görme, yani bununla çatışmama. Orada haklıyı haksızı ayırt etmeyle değil, hani genel daha evrimsel kanaatlerimizle davranıyor. Kamuya genel yansımış, herkesin kolay uzlaşacağı 8 madde işte o her neyse. İnsanı öldürmek kötüdür, çocuklara zarar vermek bir şeydir falan diyebileceğimiz şeye indirgeyebiliyor. Bizse öyle değil, bizse orada bir karar veriyor, sağduyumuz öyle. Ya mesela şeye böyle diyoruz yani, ben sezdim abi, bu haklı diyoruz. Ona sağduyu değil de kanaat diyelim ya. Ya bu sağduyu değil çünkü. Şimdi abarttım, karikatürize ettiğimi biliyorum ama yani sağduyunun mayadan geldiğini... Ya bak, demin soruların çalınmasını söyledin. Bizim mesela o ilkelerimiz niye orada çalışmadı? O ilkelerin üstünde bizim duygusal angajmanlarımız var. Mesela oradaki adam dedi ki muhtemelen, atıyorum biri senin din kardeşinse, biri senin ülkü kardeşinse, biri senin bilmem neyinse, yani bir üst hikayeyle bir bağlantı hissediyorsan onun zulmünü, onun yanlışını hoş görebiliyorsun. Sadece tölere etmiyorsun, hoş da görüyorsun. Bunun mantığını anlıyorum ama altta, yani hani baştan beri taşıdığımız bir şey var. Hırsızlık kötüdür. Tamam, hani stabil bilgi. Evet, işte neyi, overdrive eden şeyler var işte. Tamam, elbette bunları da anlıyorum ama işte bu sağduyumuzun zafiyetiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu mantıkla yola çıkarsak o zaman yarın çocuk da öldürebiliriz, insan da öldürebiliriz. Hoş göreceğimiz bir zemin bulduğumuzda. Sağduyu kaybı gibi geliyor bana bu. Elbette azıcık duygusal anlattım ama yani... Yo, bizim akademide benzer bir şey var şimdi. Bizimkiler derken bazı üniversitedeki bazı akademisyenler, çok bazı kullanayım şöyle. Mesela yurt dışına yayın gönderiyorlar. Yani yayınlar öyle yayınlar ki ben gördüm. Yere yaymazsın yani. Yayın ama yani herhangi bir matbuatta basılabilme... Fotokopici de yayın. ...güzelliğine sahip değil. Bir dergiye gönderiyorlar, yabancı bilimsel dergi. Dergi diyor ki özür dileyerek reddedeceğiz. Niye diyorlar? İşte dergimizin skopuna uygun değil, yani amacına uygun değil. Adamlar kibarlık yapıyor. Sizinki yani hiçbir yere gitmez demiyor da. Yani biz basmayalım diyorlar. Bizimkiler başka bir dergiden geliyor. Oradan da benzer bir şekilde kibarca ret alıyorlar.
Şimdi bakıyorlar, daha önce göndermeye çalıştıkları konuda başka makalelerde orada yayınlanmış. Bu adamlar konumuz uygun değil diye mesaj gönderdiğinde bizimkiler şunu diyor. Bunlar bizi sevmiyor. Çünkü bunlar bize düşman. Bunlar Türklerden gelen bir şeyi yayınlamaz falan gibi laflar ben çok duydum. Şimdi burada Türk gibi düşünmek, duygusal düşünmek diye bir parametre devreye giriyor. Adamla kurduğu ilişkiyi sevme, sevmeme, taraf olma, olmama bağlamında kodluyor. Çünkü burada midye gibi yaşıyoruz biz biraz. Yani o duygusal tarafımız öyle bir şey. Böyle yapışabildiğimize yapışıyoruz. Biz bir itene de mümkün mertebe uzak duruyoruz. Ve bu işte gruplaşma, komünleşme, cemaatleşme hali biraz iliğimize işlemiş. Yurt dışında bizim Türklerin yaşadığı sorunların çoğu da buradan kaynaklanıyor. Orada öyle bir mantık yok. Orada tamamen fayda, zarar, algoritma, yapı, ilke, işte sıralı bir takım kurala. Herifler böyle çalışıyorlar. Yani oranın sistemi biraz oturmuş. Bizde bu duygusal sistemin çok güzel tarafları var. Hep söyledim, yani yapanı da olmuş, deneyen de olmuş. Bu ülkede açlıktan ölmek çok zor. Yani tırnak içinde özel koşullar sağlanmazsa, şehirlerde, mezbelelik yerlerde değilsen, Anadolu'nun herhangi bir kentinde dahi açlıktan ölmen neredeyse mümkün değil. Burada insanlar duygusal olarak seni bırakmazlar. Yani bir şekilde burası daha güvenli bir yerdir insan açısından. Asayiş olarak güvenli olmayabilir ama insani açıdan güvenli bir yer. Ama dışarıda böyle bir garanti yok. Çünkü orada yani açlıktan ölürsen çalışsaydın abi ne yapalım olur. Güzelce defnederler de, güzel de gömerler seni. Güzel mezar da yaptırır devlet. Belki bedava yaptırır, bilmiyorum. Ama buradaki duygusallığın avantajları olduğu gibi büyük dezavantajları da var. Biz o sağduyuyu bambaşka bir hikayeyle çarpıttığımızı dahi fark etmeyebiliyoruz. İşte o verdiğin örnek gibi. Yani nasıl oldu lan dedi millet, işte bir Boğaz Köprüsü'nü kapattılar, meclisi bombaladılar falan. Ne oluyor falan oldu. E niye işte bir kısmı bir türlü konduramadı. Ya yok onlar değildir, onlar bizim din kardeşimiz. Söylen bu, tamam mı şimdi? Din kardeşimiz öyle. Ne abi bu din kardeşi? Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk bağıra bağıra son senelerinde Allah ile aldatmak diye bir şey anlatmaya çalıştı. Adam tabii siyasi bir söyleme de kaydı için adamı çok duyamadılar. Biz mesela bizim ülkede özellikle öyle böyle bir belli dini inanç hassasiyeti yüksek insanlar Allah da başka bir şey yapmana gerek yok bize. Gider peşinden bir şekilde yapışır, onun kardeş hisseder ama nesnel olarak abi bir dakika herif Allah diyor da ne yapıyor bir bak bakayım mı sorgulayım. Aynı şey mesela tak Atatürk rozetini bazı kesimler seni hiç sorgulamazlar, anlatabiliyor muyum? Orada da öyle bir hikaye var. Bu hikaye gruplarının hiçbir önemi yok yani. O vesaire falan falan %100 katılıyorum. Aynen. Yani. Bunların aynen hepsi çünkü azıcık yani birkaç yüzyıllık geçmişe bak işte o kadar çok hikaye gelmiş geçmiş ki yani o ocu bucu busu gruplar falan. Ama bazı şeyler çalmayacağım. Yalan söylemeyeceğim, öldürmeyeceğim, çocuklara zarar vermeyeceğim bir şey gibi. Yani bazı temel kurallar yani işte belki sapiens olduğumuzdan bu yana bir gerekçeyle, kendi içinde bir dengeyle oturtturabilmişiz. Bir yol haritasının üzerinde tutabilmişiz. Belki bununla alakalıdır diye söylüyorum. Hani sağduyu duyması. İşte onlar bile şey yapılabiliyor. Bir intihar bombacısı öldürebiliyor çünkü öldürmenin görevi olduğunu düşünüyor. Bu daha büyük bir fayda için yaptığını düşünüyor. O hikaye onun üzerine çıkıyor. Ya da işte ben bizzat böyle bir savunma duydum. Yani birisi vergi kaçırıyor. Diyorlar ki niye vergi kaçırıyorsun? Diyor ki ben Müslümanım, burası İslam memleketi değil. Buranın malı da canı da ırzı da helaldir falan diyor. Böyle hani manyakça şeyler duyabiliyorsun. O hikaye onu rasyonalize ediyor. Dolayısıyla ilkeyi falan uçurabilen bir şeydir bu tip ekstra hikayeler. Yani biz sağduyuyu konuşurken aslında keşke insanlığın ortak tecrübesinin yani ülkelerden, coğrafyalardan bağımsız o dediğin 10 maddesini, 10 emrini çıkarabilsek keşke. Keşke o kadar az ve sakin ilkelerimiz olabilse. Deniyorlar işte insan hakları evrensel beyannamesi yazıyorlar. Bilmem bir şeyler, bir takım listeler çıkıyor. Ama bunların hepsi lokal olarak belli bir işte hikaye üzerine uzlaşmış insanların kabul edebildiği şeyler. Öbürü yazdığı için ben diyorum ki tam tersini yapacağım çıkabiliyor mesela. İşte öyle ortak hikayeyi kurmak biraz zor. Ama bu devir seninle daha evvelden başka muhabbetlerde konuştuğumuz global olarak kuralları yeniden yazabileceğimiz bir devir. Çünkü artık söylediğim sadece burada kalmıyor. Şimdi ben bu videoya bir altyazı yazayım. Dünyanın öbür köşesinde de insanlar ne dediğimizi bir şekilde dinleyecekler yani. Görecekler onu. Dolayısıyla benim umudum var hala öyle bir
sağduyu yapabileceğimiz konusunda yani. Yani umudun ötesinde çok da belirgin bir ihtiyacımız var gibi görünüyor. Yani gittikçe kafamız karışacak. Tabii. Yani ahlaken karışacak, kültürel olarak karışacak, pratikte karışacak. Karışıyor da yani ekonomiyle alakalı şimdi 8 tane peş peşine veri inceleyelim. Yapacağımız bir sürü bir tuhaf bir şey var hayatımızda. Tuhaf yani tuhaf gerçeklik artık matematiksel bir durum var bir şeyde. Burada sağduyuyla refleks göstermek gerekiyor. Bunun dışında da bir çözüm yok ya. Yani ucu bucu ya da şöyle öyle altından çıkabileceğimiz bir durum değilmiş gibi değil. Görünüyor. İşte o ortak hikayeler her zamandan daha fazla lazım. Artık evet. Bu yapay hikayeleri bırakıp gerçek kodlara dönüş. Onun da yani büyük laf bu. Yani nasıl yapılacağını bilmiyorum. Yani öyle kolay da bir şey değil. Ama bizim hep burada söylediğimiz bir şey var. Yani bilimsel olarak bilmek güzel, teknik olarak anlamak güzel, teknoloji üretebilmek güzel ama kadim bilgi olmasa bunların bir faydası yok. Kadim bilgi çok köklü bir şey. Yani insanın yüz binlerce yıllık tecrübesini taşıyor. Belki de birkaç bin yıllık bilgisini sözel olarak taşıyor. Yani öbürü davranışsal, işte bedenimizde şurada burada, fabrika ayarımızda olan şeyler. Ama bir de sözel olarak, anlatı olarak, atasözü olarak, deyiş olarak, deyim olarak gelen bilgelikler var. Onlar bize bir şey anlatıyor. Biz bugün nevzuhur aklımızda işte yaptığımız zaman ya Hitlerleşiyoruz ya bir şeyleşiyoruz. Saçma sapan işler yapıyoruz. Sonra toka deyince diyoruz ki bir dakika abi yanlış yapmışız, böyle değilmiş. Bir dönem işte komünizm dünyayı kurtaracak, bir dönem kapitalizm kurtaracak. Yani olmuyor. Yani o hikayeler bizi hep batağa sürüklüyor. Ben hep söylüyorum yani strateji açık abi. Biyolojiye bak gözünü seveyim. Tabiat yaşıyor 3,5 milyar yıldır ya. Bak oradan devşir yani. Bu adı da var. Permakültür diyorlar ona. Yani işte tabiattan örnek alıp tasarım yapma. Evet. Keşke toplumu da permakültürle tasarlayabilsek. Bak ne güzel olacak yani. Aslında bununla ilgili çalışmalar var ama bizi çok küçük gruplara bölmeyi istiyor o da hemen. Tabii. Küçük güzeldir. Evet. Rahmetli Schumacher'in yazdığı. Evet. Yani biz bir kere bir global network, o büyük şirketlerden falan, yani şu anda çektiğimiz acı ondan kaynaklanıyor. Evet, evet, evet. Doğru, tabiatta senin çok güzel bir tarifin vardı bununla alakalı. Yolda yürürken, sohbet ediyorken anlattın. Yani organizmalar belli bir büyüklüğün üzerine çıktıklarında artık dönüşemeyen ve çok yani hastalıklı hale gelen bir form diye tarif etmiştin. Tabii dinozorların dev olması yıkılacaklarının işareti. Bizde de öyle değil midir? Çok büyük böyle binalar yapmaya başlayan medeniyetler göçerler yani. Şu anda da o göçme evresindeyiz. Jared Diamond'a dikkat çekiyorum. Çok büyüme tabii değildir. Yani her organizma çevresiyle bir denge halinde olmak zorunda. Mesela dinozorlar işte iyi örnek. O zaman oksijenin fazlalığından bir coşmuşlar ama sürdürülebilir olmamış. Küçük memeler çıkınca bunları komple ortadan kaldırmışlar. Bize de aynısı olacak. Yani o yüzden küçük, az, minik, lokal değerler çok önemli. O kısa listeler, ilkeler çok mühim. Böyle nevzuhur fikirlere kapılmadan önce abi bir dakika ya dedem olsa ne yapardı, büyük dedem olsa ne yapardı bir sormak lazım. Bunu söyleyecek adam da azaldıkça felaketlerimiz artacak. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Kadim bilgi hayattan çıkarsa kafayı ilk duvara çarparız yani. Ben ona her zaman inanıyorum. O yüzden orayı diri tutmak lazım. Evet. Son cümle, son cümle olsun. Daha işte buna ne diyeceksin yani? Böyle. Dedeler doğru söylemiş abi.